Evet, YouTube bugün ilginç bir şey yapıyoruz. Normalde ben çok yapmıyorum. Çünkü bir oyun kanalı olmadığı için burası. Gerçi oyun da oynuyoruz ama neyse. G'yi bırakalım. Bugün Twitch'te canlı yayındayız şu anda. Cuma gecesi. Hatta Türkiye'de sanırım 12'de geçtik. Evet, geçmişiz. Canlı yayında takasları konuşacağız. Chat'te güzel güzel muhabbet edeceğiz ama siz bu muhabbetlerden mahrum kalsanız da videodan mahrum kalmayın istedim. O yüzden de Takasları hızlıca bir değerlendireceğim. Siz de YouTube'da artık keyfinize göre izlersiniz. Son takastan geriye gidelim. Ee, Warriors başlayalım. Aslında Warriors'ı çok da konuşacak bir şey yok. Zaten onlar Luxury Tax'ten kaçmak için e, Vanamaker'dan çıktılar, Marcus Christ'ten çıktılar. E, sanırım şeyin altına indiler, Luxury Tax'in altına da indiler. Bir miktarda nakit e, parayla ve Holosco ile bu işi çözdüler. Burada güzel hamlelerden biri aslında Dallas'tan geldi. Ben bunu sevdim açıkçası. Çünkü James Johnson'ı belli ki çok düşünmüyorlardı. Hani rotasyonun içine ekstra ekstra sakatlıklar, Covid'ler girmedi sürece. James Johnson burada pek yeri yoktu. ve Van da çok dahil edemediler oraya. Yanına da bir tane de ikinci tur hakkı verip JJ Reddy'yi ve Melli'yi eklediler. Melli bence çok uygun oldu Dallas için. Çok güzel hamle. Reddick de çok güzel hamle. Kenardan şutör getirmek aynı zamanda uzun rotasyonunda savunmaya katkı verecek bir Melli. Hatta hatta ki bugünkü yaptığım daha bitmeyen analiz videosunda da ondan bahsettim. Doncic ve Josh Richardson dışında Don, Dallas'ta şey yok. Ya yani Don Doncic çıktığı anda Dallas'ta böyle top dolaşımını sağlayacak bir IQ kalmıyor. O yüzden Melli burada çok iyi hamle. onu da orada kullanabilirler. ne kadar rotasyonda süre alır ilk başta Bilmiyorum Powell'dan daha faydalı olabilir ama e, Dallas için. Bu hamleleri beğendim. Bulls'a geçelim. Bulls'ta işler karışık. Bulls, Bulls, ilginç işler yaptı. Hemen bahsediyorum ondan da e, Vucevic'i aldılar. Orlando'dan Vucevic'i almaları çok iyi hamle. Zaten artık e, şeyle falan olmayacağı belliydi. Yani işte Wendell Carter'la, Otto Porter'la falan bu işlerin yürümeyeceği belli Chicago'da. Chicago'nun özellikle de şimdi e, Zach Lavin de kontratı bitmeye yaklaşırken onu takımda tutma hamlesi de var. Bir yandan artık bizim bir şeyler yapmamız lazım. Burada devenip duruyoruz e, durumu da var. O yüzden Vucevic hatta yanına da Aminu ki Aminu normalde çok underrated kalsa da savunma tarafında her zaman faydalı olan, rebound konusunda destek veren, pas dolaşımına katkısı olan bir oyuncudur. Tabi yanında iki tane korumalı e, ilk tur hakkı verdiler. İlk tur haklarındaki koruma sırasını şu an hatırlayamıyorum ama ona bakarsınız. eğer sanırım ilk 4-5 sıradaydı. Bu için çok iyi. Yani belli ki Orlando gemileri yakmış. E, orada artık deri dönüş yok. Furnier'i de birazdan konuşacağız. Bastına yolladılar. Orlando biraz da genç kısa rotasyonuna. Belki ileride Mo kurtaracağı kullanacağı rotasyonu artık hazırlık yapacak. Hoş Mo da şu anda ne çıkacak hala net bir şey görmedik. Ama hani Chicago'nun buradan bunları almış olması özellikle de Vucevic'i almış olması mis gibi bir hamle oldu. Onun dışında Tice'ı da e, baya bir, bir miktar <laughs> nakit karşılığında değil Mo Wagner karşılığında aldılar. Mo Wagner'ı da ondan önce Wizards'dan aldılar. Troy Brown'la beraber. Troy Brown da yine Chicago rotasyonunda bakalım ne kadar katkı verecek göreceğiz ama Vucevic hamlesi onlar için muazzam oldu. Ha tabii şunu eklemek lazım. Vucevic geldi. Boyalı alan savunması artık iyi mi olacak? Yok. ha Orada Aminu'yu kullanabilirler. Markanen de o savunmanın bir parçası değil henüz. Muhtemelen arka alan savunmasını biraz daha güçlendirip boyalı alan için o tarafı daha stabil hale getirmeye çalışacaklar. Bakalım belki ileride birkaç hamle daha gelir sezonla ilerledikçe. Boost tarafında yani pardon Boost diyorum. Boston tarafında <laughs> diyecek bir şey yok. Deneyinciden zaten e, GM olarak artık diğer GM'lerin hepsi nefret ediyoruz abi. Bıktırdı adam bizi. Lanet olsun. Biz de oynuyor. Hiçbir şey de yapmıyor. Kafamızı ütülüyor falan diyorlardı. Bu çok kötü oldu. Yani şu görünüyor ki Boston artık istese de hamle yapamıyor. Belki de elindeki oyunculara talip bile vardı ama isteseler de deneyin yüzünden şu anda düzgün bir hamle yapamıyorlar. Onlar sadece şu anda yani Daniel Tyson çıktılar e, ve Orlando'dan Fournier'e eklediler. Fournier'in e, hızlıca bir kontratına bakıyorum. Evet son yılı bu arada. E, 17 milyon kontratı vardı Fournier'in bu sene için. Ha Bir sonraki sene bilmiyorum oraya bir e, kontrat önerirler mi? Fournier'i yine 20 milyon civarını tutabilirler mi bir skora olarak? Biraz zor duruyor şu anki durumuyla ama katkı verirse e, Kemba'nın takaslanacağı opsiyonlarda işte Pritchard gibi kısaları belki uzun vadeli düşünüp e, Kemba'dan çıkıp ya Fournier biz seni de sevdik gel anlaşalım deyip e, başka şeyler yapabilir ama uzun rotasyonu hala büyük sorun. E, yani orada Robert Williams ve Tristan Thompson kaldı sadece. Kısaltabilecekleri bir rotasyonda yok. Artık Tyson'dan da çıktıkları için. Tyson da son yılıydı. 5 milyonluk bir kontratı vardı son yılı için. Ama tabii şunu eklemem lazım. Tyson ne kadar faydalı oyuncu olsa da geçen senenin playoff'larına o da yetmedi. Yani yetmiyor. Tristan da yetmeyecek. Tyson da yetmeyecek. Ama Tristan'a bir kontrat verdiler. Robert Williams'ı uzun vadede genç olduğu için e, şu anki durumuyla ucuz kontrada tutabilirler. Ama yine onlar playoff'a geldiğinde burada kısa bir rotasyon yaratacaklar. Hiçbir şey kalmadı elinde. Ha, yine tabii oraya e, işte kenardan Grant Williams'ı falan sokup yine tabii ki deneyebilirler ama işte Davis geldiğinde Adebayo geldiğinde e, yani bu daha etkili es esnek uzunlar geldiğinde Boston'ın işi yine çok zor. Hele karşılarına bir de e, Philadelphia gelecek yani. Embiid falan gelecek. Oradan çıkışları şu anki takımda çok zor duruyor. Özellikle savunma performansı olarak. Ha hücumda ekstra üretim evet olacak ama top paylaşımı zaten Hayward varken de sorun oluyordu bastında. E Fournier de atmayı sevecek. Kemba zaten çok kontrolsüz atıyor. E, üstüne Smart da atıyor bu arada. Yani Smart'ı ben ne kadar sevsem de hücumdaki haddini çok bilmiyor. E, bu da halsizlik yapıyor biraz. <laughs> e, o yüzden Boston için bilmiyorum bu takas çok büyük fayda mı getirecek? Sorunları mı arttıracak? Kağıt üzerinde değil sağda görmemiz gereken bir takas oldu bu da. Onun dışında kim kaldı elimizde? Hemen bakıyorum. Dallas'ı söyledik. Celtics'ten konuştuk. Ve gelelim Miami'ye. <laughs> Miami çok güzel iş yaptı. Miami'yi çok net takdir ediyorum. Zaten onların Miami'nin geçen sene en büyük sorunlarından biri zaten rotasyonda kenardan gelecek oyuncu sıkıntısıydı. Artı olarak Duncan Robinson gibi çok iyi bir şutörü, Lakers gibi savunmanın arasında kaybettiler. Oraları oynayamadılar çünkü artık playoff seviyesinde arka alanda yakın savundukları zaman sizi orada delici oyunculara, topu yere bulabilecek oyunculara daha da ihtiyacınız oluyor. Bunu hani kanat, tepe hiç fark etmeden her noktadan... Savunmayı eksiltebilecek. Toplu topsuz bu arada. Topsuz da eksiltebilir. Ki geçen sene canlı yayınlarında onu konuşmuştuk. Duncan Robinson'ın aslında istediğinde bir fake sonrası topu vurup boyalanın merkezine bile doğru hareket etmesi... ...savunmayı hemen bozabiliyordu ama bunu stabil yapamadı. Şimdi Oladipo var. Yani Oladipo özellikle de Butler'la beraber oynadığı anlar dışında da rotasyonu rahatlatabilir. Çünkü Butler da çok yıpranıyordu üretim tarafında. Top yönlendirme tarafında e, Oladipo yine işe yarar ama oyun yönlendirme tarafında Oladipo'dan ben çok umutlu olmam şu anki haliyle. O yüzden orada hani kenardan belki Dragic de sağda olacağı, biraz daha böyle delicinin iyice artacağı rotasyonları deneyebilirler. E, bakalım göreceğiz. Miami çok güzel hamle yaptı. Şimdi de Marcus Aldrich de e, bayağı at edildi San Antonio Spurs'tan. Onun da Miami'ye gitme ihtimali konuşuluyor. Bayağı ön sıralardan Miami'nin Lamarcus'un peşinde olduğu konuşuluyor. Güzel hamle olur. Normal Lamarcus da modern oyunun içine giremeyen o geçiş döneminde dışarıda kal kalan eski model 4 numaralardan oldu ama kenardan gelecek stabil bir skorer e, olarak da gayet iş yapabilir. Özellikle Adebayo'nun dinlendiği anlarda e, farklı rotasyonlar yine deneyebilir. Miami'leri çok genişledi. Özetle onu söyleyebilirim ama e, hızlı bir şekilde sağda onları da görmek istiyorum. Clippers ilginç bir hamle yaptı. E, özellikle de yakın dönemde Clippers'ı çok yoğun izlemiştim. Çok ciddi bir kısa sorun olduğu belli oluyordu. E, Clippers'ın artık iyice belli oluyordu. Çünkü burada şöyle bir sorun da var. E, Paul George'un eline top kaldığında... Daha iyi bir derece olup top yönlendirmeye, oyun yönlendirmeye katkısı yüksek ama burada kavayla uyumları hala yüksek değil. Yani kavayla ile uyumda ciddi sorunlar yaşıyorlar. Ha geçen sene göre daha iyi bu arada. Onu net söyleyebilirim. Ama aralarında hala böyle minik minik bir ego sürtüşmeleri oluyor. Sağda bu belli oluyor. Burada bir tane oyunu onların dışında da yok okuyabilecek en azından kenardan gelip katkı verebilecek, rotasyonlarda katkı verebilecek, savunmada da etkili olabilecek bir kısa arayışları vardı. Ha, burada kötünün iyisini aldılar. Rondo hani hücumundan bahsetmiyorum. Evet geçen sene Lakers'ta kritik anlarda iş yaptı mı yaptı. Herkesin de yüzünü e, kızarttı mı kızarttı ama her geçen sene biraz daha yaşlanıyor. Biraz daha e, fiziksel olarak zayıflıyor. O yüzden Rondo'dan çok büyük şeyler beklemek yerine çok temel şeyleri alsalar bile Yine özellikle savunma tarafında Lou Williams'tan daha fazla katkı verecektir. Lou Williams'da eğer e, şeyden ayrılırsam Clippers'tan ayrılırsam basketbolu bırakırım diyordu. Bilmiyorum bırakır mı onu da göreceğiz. Ha bu arada Lou Williams'la beraber Atlanta'da yanında e, iki tane de ikinci tur draft hakkı aldı. Yani draft hakları artı Lou Williams'a daha iyi birilerini bulabilirler miydi? Ya şu ortamda pek oyuncu yok. Hani eğer e, Lavri bayat olsaydı ona gidilebilirdi. Ya da bayatsız almak için de ellerinde pek malzeme yoktu. E, umarım denemişlerdir tabi ama. Ya da George Hill gibi bir opsiyonu da denemiş olabilir ama George Hill de Philadelphia'ya gitti. Philadelphia tarafında tabi konuşmak lazım burada. Hemen onun da e, son bir dakika bakıyorum. Son hali, son hali nerede son hali? Hmm. Heh buldum. New York Knicks Oklahoma ve Philadelphia üçlü takasta New York Knicks Terence Ferguson aldı. Terence Ferguson ya, sağlıklı olduğunda evet minimal bir rotasyon katkısını verebilecek ve savunmada yine etkili isim. Oklahoma Austin Rivers'ı Tony Bradley'i aldı ama onlar için çok önemli isimler değil onlar için önemli olan ikinci tur draft taklarıydı. Sanırım toplamda 17 ilk tur 7 yıl içerisinde bu arada 17 tane ilk tur 17 tane de ikinci tur draft takları oldu. Burada da 2025 ve 2026 için iki tane ikinci tur draft hakkı aldılar. Philadelphia'da George Hill ile Iggy e, Brezdik aldı. E tabi burada George Hill'in gelmesi Philadelphia için büyük artı. Özellikle e, Ben Simmons sağdayken de Ben Simmons'ı sağının farklı noktalarına yollayabilirler. E, uzun rotasyonunda bile yer yer kullanabilirler ki kullanıyorlardı zaten daha önce de. Burada Hill'in deliciliği ve hani topu genel olarak taşıması ve top yönlendirmesi, oyun yönlendirmesi yine Ben Simmons'da olacak şekilde kullanabilirler. Rotasyonda da kenardan çok rahat getirebilirler. Çok güzel mis gibi hamle oldu. Tabii e, Philadelphia dışında birçok takım isteyip alamaydı, alamadıysa da ya da istemedilerse de onların hatası bence e, Philadelphia için de kar. Ha bu arada Miami'de şeyi unuttum özür diliyorum. Miami tarafında Bielisa da geldi. Bielisa da uzun süredir zaten Kings'den ayrılmayı e, düşünen ve isteyen oyunculardan biriydi. Esnek o, opsiyonda Miami için büyük artı. Yani yine kenardan gelip skor üretebilecek, savunmaya e, ortalama katkı verebilecek diyeyim. Maksimum katkısı zor. Ama ortalama katkı verebilecek bir bir ise e, rotasyon için çok iyi. Tabi bu hamleleri şöyle değerlendirmek lazım bütün takımlar için. Özellikle de sezon sonu yaklaşırken sıralarmalar belli oldukça ya da işte play-in'e... E, Kaldıkça ya kalma ihtimali arttıkça takımların. Burada ana rotasyonları biraz rörentiye alma kenardan gelecek oyuncuları daha aktif kullanma e, durumları olacak. Bunlar için de iyi hamleler. E, Miami için de onu unutmuştuk onu da ekledim. Philadelphia'da e konuştuk. Orlando ise dediğim gibi gemileri yaktı. Bu arada tabi Vucevic ile beraber Furnier'in yanında Aaron Gordon'da yolladılar ve Denver'a gitti Aaron Gordon'da. Aaron Gordon'da Kontratının e, bir senesi kalıyor bu seneden sonra 2021-2022 yılında 16 milyonluk bir e, kontratı daha var Erin Gordon'ın Denver için e, şu anda hani cap space'ine bakmadım ama tabi Gordon'un burada yapacağı konuşacağı konu hani benim kontratım bittiğinde ki seni yani bitmeden takaslayabilirler eğer devam etmek istemeyeceklerse ama etmek istiyorlarsa da be, e, muhtemelen bir fiyat üzerinde şimdiden anlaşılmıştır. Ya da Aaron Gordon o fiyatı hak etmek için e, bir şeyler göstermesi gerektiğini anlamıştır. Umuyorum yani en azından. Ki bu sene hiç fena oynamıyordu e, oynadığı maçlarda. Üçlük yüzdesini e, geçen sene göre %30'dan %37'ye çekti. E, Rebound'lar zaten etkili bir isim ama kağıt üzerindeki kadar savunmaya etkidebilecek mi Denver'da? Önemli olan bu. Çünkü Denver... E, Özellikle de kanat savunmasında çok ihtiyaç duyduğu bir alandı. Aaron Gordon gibi bir oyuncu. O yüzden onlar için iyi oldu ve Gereris'ten de kurtuldular. Bu arada Gereris yıllardır benim de e, hayal kırıklığım. E, fantezi'de de birçok sene alıp hadi bu sene patlıyoruz falan deyip hiçbir zaman sonuca ulaşmayan bir oyuncu oldu. Ha realistik baktığımda zaten Gereris'ten sağda e, hiçbir zaman bir şey gelmeyeceğini görebiliyordunuz. Ama fantazi tarafında bir katkı verebileceği işte hayalimiz olmuştu. Olmadı. Kurtuldular. onu da kontratından da kurtulmuş oldular. Ee, burada büyük avantaj. Orlando burada hani tamam hadi Vucevic de Furnia'dan çıktı ama ya burada Harris almak da biraz ilginç. Yani <laughs> umarım ne yaptıklarını biliyorlardır ee, Harris'ten. Çünkü bir şey çıkmayacak. Tekrar takaslamaları da zor. Umarım ellerinde patlamaz. Ya, tabii yanında RJ Hapton geldi ve e, 2025 e, ilk tur hakkını aldılar. Bu arada evet tekrar hatırlatma yapayım. Bu videoyu YouTube'a atacağım için ayrı bir kesit gibi yayından alıyorum. Şu anda chatte de yorumlar geliyor. Canlı olarak onları görüyorum. Birazdan okuyacağım. Hemen gelen bilgi de Portland'da da Marks Older için Bayatun'dan sonra peşindeymiş. Bakalım. Oraya da gidebilir bu arada. Tabii Portland'ın eski oyuncusu olduğu için bir gönül bağda vardır. Belki yıldırdı kırmaz. Bakalım. Celtics'i konuştuk, Bulls'u konuştuk. Ee, bu arada Denver Nuggets ekstra olarak da Megi'yi aldı. Ceval Megi'yi de e, Aziya e, Hartenstein'i iki, 2023 ikinci tur draft hakkını 46. sıraya kadar korumalı. İkinci, e, 2027 yine bir ikinci tur e, draft hakkında korumasız olarak verdi. E, bunu bekliyordum çünkü Denver'ın kesinlikle ve kesinlikle bir backup uzuna ihtiyacı var. Çünkü Yoki çıktığı anda girebilecek tek oyuncu onların rotasyonu için bahsediyorum. Hardenstein ya da işte Paul Millsap kısa rotasyonuna geçiyordu. Şimdi burada Aaron Gordon da geçebilir. Tabii Aaron Gordon burada başarılı olur demiyorum şu anda. Dediğim gibi sahada görmemiz lazım. Mike Malone onu nasıl kafa olarak da oraya yönlendirebilecek bir görmemiz lazım. Ama Jokic çıktığında Millsap, Gordon, işte Megi bu üçlünün ikilisiyle, ikilileriyle e, iyi bir rotasyon yaratabilirler. En azından birazcık elleri genişledi. Aynı zamanda tabii demin de bahsettiğim gibi Gordon'un e, kanat savunması da çok önemli olacak. Onun dışında e, Kingston, Dylan Wright'ı aldı. Corey Joseph e, iki tane e, ikinci tur draft hakkı yolladı Zaten Sacramento'ya ilgili konuşacağım pek bir şey yok açıkçası. Hiç de <laughs> olmayan bir durumda şu anda. Ama bir önemli takas daha var. O da Norman Powell. Norman Powell da Portland'a gitti. Portland'da Norman Powell karşında Gary Trent ve Rodney Woot'u verdi. Evet Gary Trent de savunma tarafında etkili bir oyuncuydu. Ama Rodney Woot zaten sakatlıklardan dolayı uzun süredir stabil bir katkı alamıyorlardı. Burada Norman Powell hamlesi bence çok iyi oldu Portland için belki de yıllardır olmadığı kadar şu an mükemmel bir asker yapıları var. Nedir bu asker yapısı? Lillard ve eşrafı gibi bir halde çok rahat takılabilirler. CJ McCollum'un dışarıda kaldığı rotasyonlarda bile işi çok rahat götürebilirler ki CJ McCollum'la zaten ayrı oynadıklarında çok daha iyi oynuyor Portland bence yani benim görüşüm bu yıllardır ki bu sah sahada da istatistikler bunu destekliyor. Ama onların yıllardır sorunu savunmaydı. En iyi savunma yaptıkları yılda batı finaline çıkmışlardı. Muhtemelen onun e, onun sonuçlarını iyi analiz ettiler sonunda. E bu sene iyi katkılar yaptılar. Norman Powell da onlara çok daha fazla katkı verecektir. Geri Trent ve Radnoud'dan e, diyorum. Hemen bakıyorum başka bir eksiğimiz kaldı mı bugünkü e, takaslardan. Chat'te de varsa beni uyarabilirsiniz. Abi şunu atladın vesaire gibilerinden. Bakıyorum bakıyorum sanırım kalmadı. Hemen e, geçmiş bir takasa, birkaç gün önce yapılmış bir takasa daha gireceğim e, ve benim için bence e, hani yapılmış önemli takaslar oldu bugün ama takır hamlesi. Milwaukee Bucks takır aldı. Takırı takırı her yani ihtiyacı olan her takımın saldırması gerekiyordu. Belki de hatta Lakers'ın bile, Clippers'ın bile, e, Miami'nin bile saldır saldırması gereken bir oyuncuydu ve aradan sıyrılıp e, Milwaukee aldı. Tabi burada sıyrılmak şöyle. Milwaukee ona tahminen 17 milyonluk bir 2 yıllık bir kontrat önerecek. Bu garantiyi vermiş 10 milyonu garanti olacak şekilde gibi bir haber dolaşıyordu. Bu parayı birçok takım vermek istemeyecektir. Ama artık Milwaukee'nin özellikle de Adede Kumpo ile beraber şampiyonluk için artık bir final görmesi gerekiyor. Onu da takımda da bu kontratın üzerine kafası rahat bir şekilde tutmak için. Özellikle de Lopez'in artık yani yıllardır savunmada çalışmadığını görmeleri için çok final kaybetmeleri gerekti. Ama en sonunda bunu fark ettiler. E, Portis hamlesi geldi. Arka alana Cirolde hamlesi geldi. Üzerinde Takır hamlesi muazzam. Şu ana kadar oynanan maçlarda sağda direkt kısa beş oluşturup e, direkt görmedik ama muhtemelen deneyeceklerdir. Bir noktada denemek zorundalar. Hani Lopez'de ya da Bobby Portis'te oynaması değil esas onun adede Kumpo ile beraber 4-5 e oynaması. Eee switch dışında da sıkıştırmalar, baskılı savunma ki O Milwaukee'nin baskı yaratacağı anlarda çok kritik çünkü top çalmaları lazım. Çünkü onların ana yapısında geçiş hücumu, hızlı hücum çok değerli bir alan kaplıyor. Çok iyi hamle oldu. Ya yani takır hamlesini inanılmaz takdir ediyorum. Umarım e, rotasyonda da saçma sapan bir iş yapıp harcamazlar takırı. Bir hamle de Ereza hamlesiydi. Ondan da bahsetmek lazım. Erezde da Miami kaptı aradan. Miami için de bence çok iyi oldu. Zaten rotasyon derininden bahsetmiştik. Bir de Ereza geldi. Artık e, savunma rotasyonları iyice bir şey gibi oldu. Böyle Oza Pisensi gibi oldu. Kenardan Igadala geliyor, işte Ereze geliyor. Tam böyle kelebekli, eli bıçaklı adamlar kenardan gelip savunmada sizi bıçaklayacak gibi bir takım oldular. Bilmem Miami geçen senenin biraz e, intikamının peşinde koşacak gibi hırslanmışlar. Doğu da çok kuvvetli tabii bu arada bu sene. Geçen sene gibi değil. E, Brooklyn'de, Philadelphia'da orada bayağı kök söktürecek. E, üstüne Milwaukee de çok iyi hamle yaptı. Bence Doğu'nun e, finali ve yarı finali bu sene bizi çok eğlendirecek gibi. Bakalım göreceğiz. Evet takaslarla ilgili 20 dakikalık yorumum bu şekilde. Yine ekstra gelişmeler olursa bir ek yayın bir bir şey araya sıkıştırır eklerim. Ya da bir sonraki gündem yayında konuşuruz deyip YouTube'a veda diyorum. Ee, biz de sizi kıskandıracak şekilde Twitch'te yayınımıza devam edeceğiz. Kendinize iyi bakın bir sonraki videoda görüşeceğiz. Bay bay.